kendi tercihleri ve kararlarıyla oluşturmaktadır. Senin kaderin nedir? Senin tercihlerindir. Senin kısmetin, talihin, şansın nedir? Senin verdiğin kararlardır, yaptığın tercihlerdir, korkularındır, ümitlerindir. Bunlardan etkilenerek yapmış olduğun yol seçmelerindir. Bunlar senin şansını, kaderini, talihini oluşturur. Ama bunların bazılarını kabullenemeyiz. O zaman olay başkasının üstüne yıkarız. Allah yazmamış bana deriz. Yani kızı isteden vermediler. Şansım yokmuş, kaderim de yokmuş. Allah nasip etmemiş deriz. Biraz araştırsa yani şey, o kızın babası belki çok para istedi, onun için olmadı yani. Mutlaka bir sebebi sonucu vardır yani. Veya sen bir yanlışı yaptın, patavatsız bir hareket yaptın, beğenmediler falan filan. Bu açıdan siz eğer olayların derinlemesine nüfuz etmek istiyorsanız, şans, kader, talih, kısmet denilen şeylerin sebeplerinin ve sonuçların ne olduğunu üzerine gideceksiniz. Gidebildiğiniz yere kadar giderseniz o kadar çok bilgi sahibi olursunuz. O kadar çok mevzuyu kavrarsınız, ona göre tedbir alırsınız. Ben bunu bir daha yapmayayım dersiniz. Şu sebepten dolayı bu olmuş. Demek ki burada suç bende. Yanlış bir karar vermişsin, yanlış davranmışsın, yanlış bir kelime söylemişsin falan diyerek olayın gerçeğini kavrarsınız. Sebep-sonuç ilişkilerinin bizatihi kendisinde Allah'ın iradesi tecelli ediyor dedim. Bak buraya dikkat et. Allah bunun bizatihi içindedir dedim. Evet. Kur'an yoğunluk